Hoş geldiniz Sayın Hocam. Allah razı olsun. Buyurun Sayın Hocam. Evet. Çok sağ olun. Her zaman zaten sizler bizim gözümüz, kulağımız oluyorsunuz. Bizim sesimiz oluyorsunuz. Ben öncelikle birazcık şöyle bahsedeyim. 7-14 Ocak Görme Engelliler Beyaz Baston Haftası'ndan ondan sonra isteklerimizi söyleyelim. Şimdi 7-14 Ocak Görme Engelliler Beyaz Baston Haftası 1921 yılında gözlerini kaybeden İngiltereli bir Josbis isimli fotoğrafçı gözlerini kaybetmiş. Gözlerini kaybettikten sonra ne yapacağını bilmediği için bir normal sembolleşmiş değnek kullanmaya başlamış. Bu değneğin çok verimli olmadığını düşündüğü için 1928'li yıllarda beyaza boyamış. Motorlu taşıtlar görsün diyerek akşamları karanlıkta. Ondan sonra 1931'li yıllarda bu yaygınlaşmaya başlamış beyaz baston. 1938 yılında Fransız ve İngiltere Görme Engelliler Federasyonu tarafından kabul edilmiş ve 1980-85'li yıllarda Türkiye genelinde ve dünyada kutlanılmaya başlamış. Farkındalık olsun amacıyla 7-14 Ocak Görme Engelliler Beyaz Baston Haftası bundan dolayı farkındalık günüdür. Kaldırımlardaki ve kamu bina girişlerindeki erişebilir olsun diyerek biz de farkındalık oluşturuyoruz. Ancak biz bu yıl değişiklik yaparak Afyon Karahisar Kızılay Derneği Afyon Şubesi tarafımıza 36 tane beyaz baston hediye etti. Bundan dolayı bir kahvaltıyla taşlandırmak istedik. Aslında yürüyüşümüzü ve kaldırımlardaki cisimlerinin tanıtılması 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Güvenlik Günü'nde yürüyüş yaparak bunu gerçekleştirdik. Hani en azından bir daha yürüyüş yapmayalım diye, bir de hava şartları sıkıntı olur diyerek bundan dolayı yürüyüş yapmadık. Şöyle söyleyeyim, Türkiye genelinde ve Afyon Karahisar'da biz şu anda özellikle Afyon Şubesi olarak Altınokta Körler Derneği olarak 23 yıldır hizmet vermekteyiz. Ben 2 dönemdir bir başkanlık yapıyorum. Aynı zamanda Altınokta Körler Derneği Genel Merkez Yürütme Kurulu'nda görev alıyorum. Afyon Karahisar'da 250'ye yakın üye potansiyelimiz var. Merkezde yaklaşık 102 tane görme engelli üyemiz yaşamakta. Bundan dolayı biz buradan sizlerin aracılığıyla esnaflarımıza ve araç sahiplerimize lütfen kaldırımlara araçlarını park etmemelerini ve esnafların kaldırıma yayılmamalarını, ayrıca de kamu binalarının, kamu girişlerinin sarı kılavuz yolla döşenmelerini ve asansörlerde sessiz sinyalizasyon bireyli alfabesi oluşturulmalarını istiyoruz. Bunun için Aile ve Sosyal Çalışma Bakanlığı'nın 2005 yılında çıkarmış olduğu 3587'li bir sayı yasal var. Bundan dolayı 2005 yılından bugüne kadar Aile ve Sosyal Çalışma İl Müdürlüklerinde erişebilir komisyonu var. Bu komisyonda biz de varız. Bundan dolayı daha henüz sadece Afyon ilinde 3 tane erişebilir belgesi verdik. Bir sandıklı özel bakım merkezi, Şuhut özel bakım merkezi, bir Demirdağ'ına verdik. Bundan dolayı ben istiyorum ki Afyon Karahisar'ımızda birçok yere erişebilir belgesi verelim. Görme engelli ve diğer engelli gruplarının erişebilir olsun diyerek ben bu şekilde söylüyorum. Şöyle söyleyeyim. Ben yerel yönetimlerden, siyasetçilerden şunu istiyorum. Özellikle STK'larla iletişime geçerlerse, birebir bizlerle temas olurlarsa en azından bize yapılacak bir şeyi bize sormadan yaptıkları zaman çok güzel olmuyor açıkçası. En azından birlikte bunu başarırsak, bir masaya oturup da bunu beraberce inşa edersek çok iyi olur. Çünkü sonuçta o yolu biz kullanacağız. Şu mesela yol diyelim, yola sarı kılavuz yol döşüyorlar ama bize sormadan döşeniyor. Bu bize sormadan döşenen bir yol da bize çok faydalı olmuyor açıkçası. Bundan dolayı
Şu anda Kurtuluş Caddesi ve ambar yolunun başlarında bu sarı kılavuz yollar var ama devamı yok. Devamı olmadığı için olmuyor. Veya sarı kılavuz yol döşenmiş, elektrik panoları var ya da Türk Telekom panosu var. Yani o yüzden bir görme engelli birey bugün kaldırımda yürürken inanın ya elektrik panosuna çarpacak ya ağaca. Ya da bir esnaf şemsiyesini açmış, şemsiyeye çarpıyor. Türk Kızılay Derneği Afyonkarahisar İl Başkanlığı olarak 7-14 Ocak'ta görme engelliler Beyaz Baston Haftası ile ilgili bir faaliyet yapalım istedik. Altı Nokta Körler Derneği ile beraber bu hafta için görme engelli kardeşlerimize bir miktar beyaz baston hediyesi hazırladık. Tabii Kızılay Derneği olarak toplumdaki yaşama dokunan her alanda bulunmak gibi bir gayretimiz var. Afyonkarahisar'da da bunu geliştirmek için çalıştırmalarımıza devam ediyoruz. Teşekkür ederim.